Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfaktayım, yemek yapacağım. Hemen size menüden bahsedeyim. Biraz önce Emrah'la markete gittik. Güzel bir alışveriş yaptık ama markette başlatmak istemedim videoyu. Çünkü çok fazla böyle arka arkaya market videoları geldiği için sizleri de sıkmak istemedim. Bugün menümde fırında somon olacak, tereyağlı karides ve yanında tabii ki olmazsa olmaz güzel bir salata, bir çeşit de meze yapmaya çalışacağım. Bakalım fırınımı ilk defa yemek anlamında kullanacağım. Normalde böyle ufak tefek şeyler yaptım, işte patates falan attığım oldu fırına ama böyle güzel bir yemek pişirmemiştim. Bakalım görelim fırınım memnun kalacak mıyım, kalmayacak mıyım, güzel pişiriyor mu, pişirmiyor mu? Beraber görmüş olacağız. Markette çekmedim ama hemen size kısaca aldıklarımızı göstereyim. Somon aldık. Hemen fiyatından da bahsedeyim. 3 adet somonu ne kadar? 22 euroya almışız. 2 tane şöyle süt aldık. Çünkü Emrah sabahları Kellogg's yemek istiyormuş. O yüzden 2 adet süt aldık. Şöyle bir salkı muz aldık. Hatta bir tanesini ben yolda gelirken yedim. Karides aldık. Karides ne kadar almışız? 6 euroya almışız. Şöyle defne yaprağı olduğunu düşündüğüm bir yaprak aldık. Çünkü defne yaprağına benzettim. Emrah'a sordum. Emrah da bilemedi. Hiç çeviriyle de uğraşmak istemedim. Hemen attım sepete. Şöyle bir Kellogg's aldık karışık. Her çeşitten var. Böyle. Ben hiç sevmiyorum bunu. Emrah çok seviyor Kellogg's'u. Ama ben hiç sevemiyorum. Markette bu hafta aslında siz görmediniz. Ben devamlı böyle gittim geldim. Birçok çeşit ekmek denedim. Bunu da denemek istiyorum. Bu aslında yani ekmek değil de böyle minik bir atıştırmalık gibi. Ama sabahları çok güzel oluyor. Kahvaltıya koyuyorum. O yüzden bir tane de böyle bir şey aldım. Bunu da yeni deneyeceğim. Ve Emrah'ın olmazsa olmazı Red Bull. Ne aldık? Çikolata aldık. Bunları çok seviyorum. Bunları Emrah Türkiye'ye hep getiriyordu. Özellikle şu bitter çikolata tuzlu. Bunu bayılıyorum. Yani bundan 2 adet aldım. Şöyle hemen göstereyim. Bundan 2 adet. Bir de şundan aldım. Bu da %85 kokoldu. Bu 3 euroydu. Bu da ne kadardı? Herhalde 2 euro falan olması lazım. Öyle bir şeydi. Şunu almışız. Bunu aldığımızı hiç hatırlamıyorum ama Emrah attı sanırım. Emrah çok seviyor çünkü Twix'i. Ne kadar bilmiyorum. Ve tabii ki Fransa'da olmazsa olmaz şöyle 2 adet salatalık. Bizim küçük salatalıklardan bulamıyorum. Sadece Lidl'da görmüştüm. Başka da görmedim. Şundan aldık. Bu marul böyle bayağı küçük satılıyor burada ve çok lezzetli oluyor. Bunu sevdim. Yani Türkiye'ye göre daha lezzetli oluyor. Bu da bakın 89 kuruşmuş. Başka da bir şey yok. Bir adet de kola var. Başka da bir şey yok. Böyle. Hah, bir de soda aldık. Şimdi önce ben bunları yerleştireyim. Sonra da balığı bir güzel soslayalım. Ben salata malzemelerimi yıkarken şimdi biraz zeytinyağıyla balığı marine edelim. Şu anda sadece zeytinyağı ve tuz ekleyeceğim. Bu da marine etmek için. Sonrasında limon, soğan, biraz maydanoz, biraz da işte bu aldığım defne yaprağından ilave edeceğim fırına atarken. Balıkları iki ayrı yağlı kağıda yerleştirdim. Üzerine hemen soğan ilave edeceğim. Bu arada neden ayrı ayrı yağlı kağıt yapıyorum? Bunları paket haline getireceğim. Öyle kapatacağım. Limon koyalım. Şöyle bir tane. Buna da soğan ve limon. Bir de ayrı bir yağlı kağıtta böyle baby patatesler var. Onlardan almıştım. Onları da ayrı bir yağlı kağıtta pişireceğim. Bunun iç olsun limonu. Normalde maydanoz koyacaktım ama maydanozdan vazgeçtim sonradan. İkimiz de Emrah'ı zaten çok fazla sevmiyoruz. Bazen böyle salatanın içinde yiyoruz. Bunu vazgeçtim. Şöyle kapatalım. Güzel. Bir tane de Emrah'la fazladan almıştık. Onu da paket istiyorum. Ve son olarak baby patatesleri de ekleyeceğim şöyle. Bunları bir güzel sirkeli suda beklettim, yıkadım. Kabuklu bir şekilde atıyorum çünkü bunlar böyle kabuklu daha güzel oluyor. Üzerinden biraz zeytinyağı ezdireceğim. Ve tabii ki tuz, karabiber. Bu arada ben hala bir tuzlu karabiberlik alamadım. Bunlar normalde sofra tuzlu karabiberli. Onları kullanıyorum. Patates
patates senin ağzını kapatmama gerek yok. Bu şekilde yapacağım ama ne koymadık? Bakın defne yaprağını unutmuşum. Bunu koyacağız. Bu arada kokusu hiç defne yaprağına benzemiyor ama güzel bir kokusu var. O yüzden birer tane şöyle içinden ekleyeceğim patatesin içine. Ben balığı fırına attım ve karideslerimi bir güzel yıkadım. Salatamı da bir güzel yıkadım. Şimdi onu şöyle bir soslayayım. Sadece burada marulu soslayacağım. Üzerine kuru üzüm ve peynir ilave edeceğim. Ama marulun her yerine zeytinyağı ve nevre ekşisi geçmesi için önce kapta karıştıracağım. Bu şekilde çok lezzetli oluyor çünkü. Biraz nar ekşisi ve tabii ki tuz yine. Bunu burada bir güzel karıştırayım. Sonra servis tabağına alacağım. Şöyle hemen servis tabağına alayım. Sonra çok hızlı bir şekilde karidesi yapmam lazım. Çünkü balık olmak üzere. 20 dakika ayara koydum. 20 dakikada pişsin diye. Evet, hemen marulun üzerine bu marketten aldığım kuru üzüm var. Çok lezzetli. Gerçekten de şunu çok sevdim. Hem sarı hem de böyle siyah karışık. Bir de biraz iriler var arasında. Buna ilave ediyorum. Biraz da ceviz ilave edeceğim. Çünkü çok güzel oluyor cevizde. Ve tabii ki peynir. Şöyle rendelenmiş peynir almıştım. Ondan da ilave edeyim. Bunları karıştırmıyorum çünkü böyle hepsi üstte daha güzel oluyor. Diğer türlü üzüm ve peynir çok aşağıya iniyor. Zaten peynir hemencecik eriyor. O yüzden biraz bol attım. Şimdi biraz da ceviz kırıyorum. Salatam hazır, bu kadar. Salatalık da ekleyecektim. Bak unuttum onu. Şöyle üzerine artık ekleyeyim. Bunu tabağımıza alırken karıştırırız. Şöyle. Yine üzerinden zaten tuz serpeceğim. Evet, balık olmak üzere. Hemen ben karidesi de hazırlayayım. Şöyle biraz tereyağı kavuracağım sarımsakla birlikte. Şöyle biraz daha alayım. Evet. Tereyağıyla birlikte sarımsakları kavuracağım. Sonra hemen yıkadığım karidesi ilave edeceğim. Sarımsakları da ilave edeyim hatta. 3 diş sarımsak doğradım ama sarımsaklar bayağı bir büyüktü. Normalde daha fazla sarımsak doğruyordum Türkiye'deyken. Buradaki sarımsaklar bayağı iriydi. O yüzden 3 diş yeterli gelir. Sarımsakların bir güzel kokusu çıktı. Şimdi karidesleri ilave edeceğim. Bir 3-4 dakika kavurdum. Şimdi birazcık toz biber ilave edeceğim. Yine 3-4 dakika kavuracağım. Sonra da limon suyu ilave edeceğim. Yani yarım limon sıkacağım daha doğrusu. Balıklar da bir güzel pişti. Şimdi şuradan ayırayım balıkları.
Evet, masamı hazırladım. Çok güzel pişmiş balığım. Şöyle karidesi de yemek tabağına aldım. Şu anda sunum tabaklarım olmadığı için bu şekilde servis ettim. Ve salatam. En çok salatamı severek hazırladım. Bize afiyet olsun şimdi. Biz yemeğimizi yedik, markete geldik çünkü birçok yerde, yani birçok üründe soldes var. Zaten daha önceki vloglarımda da söylemiştim. Şunu gözümüze kestirmiştik ve bunu alalım dedik. Çünkü bahçede oturup artık yemek yemek, kahve içmek istiyoruz. Böyle bir masamız ve şemsiyemiz de olmadığı için, bizim bahçemizin üstü kapalı değil teras alanın. O yüzden böyle bir şey almak istiyorduk. Bu 200 euroya düşmüş, indirimdeydi ama maalesef kalmamış arkadaşlar. Ve biz bunu teşhirden almaya karar verdik şimdi. Böyle ufak tefek hatalar vardı. Ufak tefek hataları da hemen size göstereyim. Şu an alıyoruz. Şöyle. Nerede? Ha. Mesela çocuklar şurayı kalemle çizmiş. Bir de diğer tarafta da var. Onu da göstereyim. Şurada mı? Yok. Şurada. Diğerinde mi kolundaydı? Şöyle, evet, şurada da var aynı şekilde. Bir de şuranın ayağında böyle bir ufak sıkıntı var ama şu, çok yani büyük bir şey yok. Fiyatı çok iyi düştü, evet. Sana söyleyeyim. Fiyatı söylüyorum şimdi. Bunu 150 euroya alıyoruz. Gerçekten de çok iyi. Zaten benim şu an birçok takipçim yurt dışından ve eminim bunu çok iyi fiyata aldığımı tahmin ediyorlardı şu anda. Gerçekten çok iyi. Çünkü bahçe mobilyaları biraz yüksek fiyattaydı. Aslında biraz yüksek fiyatta değil ama genelde yani 400 civarı falan da, hemen şöyle göstereyim bakın. 400-500 civarı. Mesela şu çok güzel bir takım. 500 euro. Onun haricinde mesela hemen şu standart diyebileceğimiz bir takım. 419'a düşmüş. Yani 400-500 euro civarı. Şöyle bir şeydi. 350 euro bakın. Ama şemsiyesiz. Biz böyle şemsiyeli bir yemek masası takımını 150 euroya aldık. Gerçekten de çok iyi fiyat. Yani zaten önce biz dedik yani teşhirdekini alalım. 20 euro düştüler. Ben dedim ki Emrah 20 euro için teşhir almaya değmez. 180'e gelecekti. Ve biraz daha indirim istedi dedim. Biraz daha indirim istedi. En son 150 olur dediler. 150 de bence çok iyi, kaçınılmaz bir fiyat. Bu şekilde almış oluyoruz. Ama çok güzel. Hatta şöyle kolunu da göstereyim size. Emrah, şu kolunu da gösterebilir misin? Ha, şunu mu? Evet. Açılıyor. Olmuyor. Otur istersen, öyle yap. Geriye düşmüyor. Düşmezsin. Şöyle geriye doğru da alabiliyorsunuz. Hatta biraz da alınıyor da Emrah tam yapamadı şu anda. Baya böyle şezlong havasında da olabiliyor. Biz bunları böyle iki tanesini atıyorum arabaya koyup sahile de gidebiliriz diye düşündük Emrah'la. Çok mantıklı olacak bizim için. Ve şemsiyesi çok büyük. O da bizim için çok iyi olacak değil mi? Yani bu büyüklükte bir şemsiye zaten... Hiç mağazda kalmamış bir daha. Evet. Gel gidelim mi? Dev yapmamız lazım. Tamam. Böyle büyüklükte bir şemsiye normalde 80-90 euro civarıydı. En az olanlardan bahsediyorum size. En düşük fiyatlardan. Yani aksiyonda falan. Ne kadardı? 80 euroydu galiba değil mi? Evet. Şu an zaten yurt dışından izleyen takipçiler bilir. Aksiyon uygun fiyatta olan mağaza. Zaten birçoğunuz da bana söylemişti aksiyona git diye. Orada sadece şemsiye 80 euroydu. Neyse, iyi aldık ya. Çok sevindim ve rengi çok güzel. Krem. Tabii ki benim bu seneki favori rengim. Şimdi ödeme yapmaya gidiyormuşuz. Önce bir alışverişimizi tamamlasaydık ya. Şuralara da bakacaktım. Buralarda da... Evet. %50 indirim var. Gitmeden annemlere bir şeyler almak istiyorum. Şöyle bir göz gezdireyim. Ne alabilirim? Burada çok güzel Kellogg's'lar var ya. Şunlar bakar mısınız? 1.44'e düşmüş. Bunu Emrah da çok seviyor. Bunu Emrah da alabilirim. Emrah 1.49'a düşmüş 44'e. Çok iyi değil mi? Birincisinin fiyatı 3.59, ikincisini alırsan fiyat düşüyor. Ben daha şunlara bakın dikkat edemiyorum. İkincisinde 160 diyor. Yine iyi. Tamam. Yine çok iyi. Emrah, ben bu alandayım o zaman. Gelmiyorum oraya boşuna. Ben bu alandayım. Zaten şuradan çıkacağız. Bakayım şöyle neler var. Hemen size makarnanın fiyatlarını göstereyim. 1.95 Barilla. Yani bence çok iyi fiyat burası için. Aslında bu daha da uygun ya. Bizim marketlerde bu daha uygun. Tabii ben bunu Lökler'den alıyorum bizim orada. Daha uygun alıyorum. Carrefour'da biraz pahalıymış. Şu an Carrefour'dayız. Bu ne? Basmati pirinç. Bu da 1.29 mu? 1.29 sanırım. Bakın burada ne çok ucuz. Hemen onu göstereyim size. Şunlar. Şu Kinder'ler bayağı uygun. Zaten Fransız markası bildiğim kadarıyla. O yüzden bunlar bayağı uygun fiyatta. Ha, şunlar Türkiye'de bayağı yüksek. Şunlar. Burada 1.5 euro falan galiba. Öyle biliyorum. Neyse, bunlardan götürmeyeceğim ama yani daha böyle
işe yarar bir şeyler götürmek istiyorum. Birkaç tane abur cubur götüreceğim. Bir de kapsül kahve götüreceğim. Ay aslında kruvasanla götürmek istiyorum ama tabii bunlar güzel değil. Fırında olanlar çok güzel. Ondan götüremem. O tazeliği yakalayamazlar. Zaten götürsem de sevmezler. Aa bakın bu arada ben geçen gün kendime, ben burada bu arada içecekte çok zorluk yaşıyorum. Çünkü her markette ayran bulunmuyor. Sadece Türk marketlerinde ve Araplarda var. Ve ben bu yüzden çok zorluk yaşıyorum ama şunu keşfettim. Şu marka, hatta şu videomda da kayıtta kalsın. Burada biraz yine yüksekmiş. Lökler'de daha uygun fiyatta bu. Bu bayağı lezzetli. İçinde portakal, havuç, greyfurt, bir şey, birkaç bir meyve daha var. Böyle taze sıkılmış gibi gerçekten de çok lezzetli. Çok sevdim şu içeceği. Yani meyve suyu ama böyle çok şekerli değil. Taze sıkılmış gibi duruyor. Onu çok sevdim. Ama burada biraz pahalı. Onu şimdi anlayabiliyorum artık. Bütün marketleri gezdiğim için. Carrefour bir tık yüksek kalıyor. Lökler'e göre yüksek kalıyor. Ben genelde Lökler'den alışveriş yapıyorum. Biraz da güneş kremlerinin fiyatlarına bakalım. Şunun fiyatları yazmıyor ya. Bu çok güzel. Güzel bayağı da yazmıyor. Aslında şunlarda kampanya varsa şundan bile alabilirim Türkiye'ye. Bakayım. %34 diyor. 4.75 ama signal şu. 3 tanesi 4.75. Yine iyi aslında ya. Ben bunu eve de stok yapabilirim. Bunlar iyi düşmüş. Orulbiler ne kadar düşmüş? 9.17. Bunda iyi. Rolonlar, Rexona'lar bayağı iyi düşmüş. Evet. 4.45. Rexona da gerçekten burada da çok iyi. Yani ben yine Rexona'yı çok seviyorum. Şunu bilmiyorum, bunu almadım. Biz Listerin aldık ama Türkiye'de de Listerin kullanıyorduk. O yüzden onu görünce Listerin aldım hemen. Neyse, şimdi bunu almayacağım. Çünkü Lökler'e de bakmak istiyorum. Lökler daha uygun fiyatta diye aklımda kaldı. Oraya da bakayım. En son zaten Türkiye'ye gitmeden önce Carrefour'a gireriz. Eğer önce Lökler'e gireriz. Lökler daha pahalıysa videoma bakarım. Carrefour'a gelip alırız birkaç bir şey. Pazar günü de yola çıkıyoruz arkadaşlar. Sıla yoluna. Yani Türkiye'ye arabayla gideceğiz. Şimdi gidelim çünkü geç kalacağız. Tamam, gidiyoruz. Tamam. Biz bu arada kamyonet almaya gidiyoruz. Aslında İstanbul'u bırak. Ama su içtim. Su içtim, nasıl yapacağız? Neyse, alalım o zaman. Kapanacak bir sensör gibi kamyon almamız lazım. Ben. Jet kasa yok mu? Oradan alamaz mıyız? Ben de pazar günü yola çıkacağımızdan bahsediyordum. Ha. Pazar günü yola çıkıyoruz. Artık Sıla yolu az kaldı. Sıla yolun alt kaldı. Evet, bayağı kalabalık da. Su içtim, nasıl yapacağız Emrah? Evet, biz Carrefour'dan çıktık ve şöyle ürünü de kamyonete yükledik, getirdik, hatta kurduk. Çok da güzel oldu ya, çok yakıştı. Gerçekten de çok sevdim. Değil mi Emrah? Çok güzel oldu. Bayağı güzel, çok şık. Sadece işte şu yeri halletmemiz lazım Emrah'la. Oraya bir çim halı. Değil mi? Evet. Ve şuraya tabii kadar ki bir çim koyacağız. Çok güzel olacak, ben sana söyleyeyim mi? Bayağı güzel olacak gerçekten. Yarın biz burada kahvaltıyla bakalım nasıl olacak. Bir de Türkiye'den döndükten sonra aşkım şuraları da halledersen. Temizlemem lazım. Evet. Bakın Emrah'ın temizlediği yerler güzel duruyor. Sadece üstler temizlenmediği için bir tık kötü. Orayı da hallettikten sonra burası oldu ya. Çok sevdim. Otur gel bak. Manzaraya bak. Güzel değil mi? Ah, bence güzel. Bir de bak burayı biçti fiyat ya. Fiyat çok uygun ha. Evet. Biçti ya, bak buraya pislikler gelmiş bayağı bir. Değil mi? Lazım. Temizlemek lazım. Burayı yıkamak lazım. Çok güzel oldu. Manzaramız da şöyle. Aslında diyorum ki şu ağaca ışık mı taksak Emrah? Onu akşam kurmamız lazım. Güneş enerjili. Güneş enerjili. Değil mi? Hani şöyle sarılıyor bak, ya. Bak, ayağı yok ya, bak şu an sallanıyor, gördün mü? Evet ya, bu arada şunun ayağını koymayı unutmuş görevli arkadaş. O yüzden yerini alacağız. Evet. Bir de Emrah bak, şu şemsiye bayağı büyük. İyi evet, oldu değil mi? Tam bak, buraya göre iyi oldu. Burası zaten kapatıyor güneşi. Bir de burası kapatacak şimdi. Güzel oldu. Evet, bayağı iyi oldu. Sevdim o yüzden. Ve en güzel kısmı da şunları şöyle arabaya atabiliriz. Arabaya atıp başka yere gidebiliriz. Rahat mı? Bence güzel. Sence? Güzel. Çok güzel oldu. Sevdim ben de. Valla 150 euroya güzel fiyat. Ben sana söyleyeyim. Yani 150 euroya var ya, kaçırılmayacak. Hiç bir Fransız'da kalmamıştı, gördün değil mi? Evet. Zaten biz adam Fransızdı. Biz Emrah'la hemen 150 euroyu duyduk ya, birbirimize işte hemen Türkçe konuşup İşte çok iyi, kaçırılmaz falan dedik. Giderdik ama kalmazdı yani. Sen son dakika 150'den biraz daha mı indirim istedin? İndirim istedim tabii. 140 yap dedim ama giderim dedim.
O sırada da yapamam dedi. Maksimum bu dedi. Ha, çünkü adamın hal ve hareketleri evet. Şeydi. Ama iyi yaptık ya %50'yle. Şansımızı da bak. Bizden önceki adam da son ürünü aldı gördün mü? Evet aslında bunun bir tane vardı ama 200 almış olacaktık. Evet. Güzel oluyor ya. Bak bir de uğraşmadık takmasıyla. Bence gayet mantıklı yani. Evet. Geldiği gibi koyduk direkt. Bak ben uğraşmadım yani. Yani. Ya, güzel oldu ya. Çok da şık ya. Krem. Ve bu krem yani değil mi? Bej krem böyle gri bej karışımı bir şey. Evet gri değil. Gri değil. Bej de değil. Gri bej karışımı. Çok güzel. Ben Ikea da beğenmiştim. 2000 küsürdü biliyor musun? Sana göstermedim bile. Yani şu 150 euroya hiçbir şey gerçekten de çok şık. Ne yapıyorsun? Bir şey mi var? Yok şeyleri çıkarıyorum. Ha. Ve sadece yani şu şey de çok iyi. Yıkanabilir plastik. Evet. Yok plastik cam. Plastik değil bu arada. Aa cam. Ben bunu plastik zannetmiştim. Arka tarafı tırtırla. Ön tarafı böyle. Aa. Adam zaten şey hani ona dikkat edin dediler arabaya koyarken. Evet. Olmaz. Ay ben bunu cam zannetmemiştim. Plastik yok, zannetmiştim. Yok. İyi. Daha güzel. Da iyi. Tabii ki çok iyi oldu şu an. Evet. Bir şey değil mi? Bayağı ben orada küçük geliyordu gözüme de bak şu an bayağı bir iki tarafı da kapalı fark ettin mi? Evet. Hatta şöyle 0.5'te göstereyim ben. Tabii ya. 0.5'te çekince şu an daha da güzel. Gel kameradan bak. Bakayım. Bayağı güzel. Biraz önce 1'le çekiyordum. Güzel ya. Değil mi? Bir yukarıdaki işte şuradaki pislik kötü duruyor. Onu da yapmam lazım. Yapacağım onu da. Türkiye'den ama sonra dur, yaparsın. Ama dur şöyle bak şimdi. Hı. Manzaraya bakarak düşün. Şöyle. Bak şöylesin tamam mı? Bak oraya evet. Geç. Bak şimdi biraz daha dön. Yok orası biraz pis durdu. Orayı temizlenecek. Ha. Güzel değil mi? Evet güzel. Doğan içinde böyle güzel bir kahvaltı. Evet. Güzel gerçekten de. Aslında bizim şu çimler de güzel. Oraya da götürebiliriz de. Buradaki yok, ev sahibimiz. Yok çimler de olmaz ya. Hayır biçmiş burayı. Biçtikten sonra şu biçtiklerini toplamamış. Böyle var ya inanılmaz kötü duruyor. Baksana Emre sanki şey gibi. Hani bak, bunu, çimlenmemiş ot gibi. Bunu yapmaktan daha kolay biliyor musun? O yüzden uğraşmıyor zaten. Ki normalde bizim yapmamız lazım aslında. Ya evet ama. Ama daha kapatmadı o yüzden biz yapmıyoruz şu an. Evet ama yani biz bu bahçeyi de nasıl yapalım ya? Ta şuradan. Oraya kadar daha da devam ediyor. O ağacın oraya kadar devam ediyor. Bayağı çok. O yüzden bilmiyorum. Ama Emrah bak şu aklıma yattı. Şu ağaca güneş enerjili bir ışık. Şuradan şöyle dolarım. Çok güzel. Evet çok güzel olur. Hatta sonrasında belki şu çam ağaçlarını oraya da koyabiliriz. O senin yere koyduklarından. Bir de ben ne diyorum biliyor musun Emrah? Burayı güzelleştirmek adına. Türkiye'de hani bizim var ya bu Foça'da falan satılıyor. Şuralara bir şey takmalık. Balıklar falan oluyor. Aksesuarlar bildin mi? Evet evet evet. Onlardan şıngır şıngır. Doğru. Onlardan diyorum alayım. Şuranın ışığı çalışıyor mu aşkım? Onun içinde lambası yok, lamba olmam lazım. Değil mi? Ya da buraya sensörlü de alabiliriz. Ya sensörlü sürekli kapanıp açılır. Oynamadığın sürece böyle yapmak zorunda kalacaksın. Bence ha, o güzel. Olabilir dediğin doğru. Ama evet. Bak şunu var ya, şu zaten sürekli yanık kalacak. Şu karşıya dediğin gibi, şu ağacın üzerine böyle dönmeli bir ışık koyabiliriz. Evet. Bir de senin ön tarafa koyduğun ışıklar var ya aksiyondan aldığın. Onları şu an yere koyabiliriz. Evet. Hatta onu bu gece deneriz. Oradaki ara onları ben olmaz ama. Onları şey yaptım oraya. Gömdün. Sağ ol, bitledin değil mi? Alırız ondan yani. Alırız. Ya. Ucuzdu. Kaç? 3 liraydı. 3,5 herhalde. Yani ya da 4 euro. 3,5-4 euro. Kaç lira gider sence buraya? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 10 tane falan işte. 40 euro falan yapacak. 35 euro falan. Ama güzel durur. Çok yapıyor ya. 35 euro. 10 tane. Bilemedim şimdi. Ya da şuraya mı koysak acaba dedim ağaçların olduğu yere? Yok oralar çok ışıklamaz mı? Öyle mi? Enerji şeyli ya öyle o kadar çok büyük bir ışık yapmıyor. Evet. Neyse böyle. Ne yapalım? Bir kahve içelim mi burada? Ne diyorsun? Vallahi ben senden bekliyormuş oturdum. Değil mi? Hatta kameralar da geldi. Evin önüne kamera koyacaktık ya. Ha onları da gösterelim. Bak Emrah şurada bir yer temizleme maddesi var. Bu benim değil ha. Bu nereden geldi bilmiyorum. Onu ben aldım. Neden? Şu yerleri temizlemiştim ya içine döküyordum. Bizim evde öyle bir şey. Sen gelmeden önce almıştım ben onu. Ha. Ben de bunu yan tarafta biri bir şey yapıyor sandım. Yok yok. Bu arada yakın tarihte komşu da geliyor haberin olsun. Evet yakın tarihte 9. ayda geliyor. Komşumuz olacakmış ama ben bir tık istemiyorum. Niye? Bilmem bir tık istemiyorum komşu. Yok ya gelmesi olur bence. Böyle biz bize daha iyiydik. Neyse şimdi ön tarafa doğru gidelim. Ben size aldığımız daha doğrusu Emrah'ın Amazon'dan sipariş ettiği diğer ürünleri göstereyim. Ay benim sandalyelerim de burada kaldı. Onları da mı götürsek Emrah ya? Yok onlar. Aslında bunlar. Yok şuranın yerini tükeden geldiği sonra buraya bir ahşap yapacağız ya. Evet. Buraya da o senin beğendiğin tarz şey vardı ya küçük masalardan. Bak buraya olur çünkü kapalı alan. Bu oraya olmazdı. Aslında ben cipide gördüm. Şununla aynı renk 25 euroydu. Ondan küçük bir sehpa koyabiliriz. Bak, güneş paneli.
Evet, güneş panelli hiç kamera aldım. 70 kaç aldım ben bunu? 80 liraya aldım. Bir de motoru böyle dönüyor böyle. Sensörle. Telefondan kendini döndürebiliyorsun değil mi? Evet, bir de kaydediyor, güzel. Bak bunu da şuraya koyacağım büyük ihtimalle. Anladın mı? Tam şuraya koyacağım. Hı-hı. Hem garajı görürüz hem de girişi böyle. Ama sence? Sen burayı görüyorsun zaten kamerayla. Abi ben buradan dükkanın içini görmek istiyorum, o yüzden öyle yapmak istiyorum. Ha tamam. Sence? Sen biliyorsun aşkım, ben kamera işini bilmem. Sen biliyorsun. Bilmiyorum, bakarız. O işi bilmiyorum. Ya bu zaten... arada bunun da fiyatı 80 euro. Ve evet. Güneş paneli, hiç uğraşmıyorsunuz direkt. Evet, eminim link isterler, şimdi atarım. Instagram'dan yazarsanız. Hadi Türk kahvesi yapma, içelim bir tane. Tamam, evi açalım, anahtar sendeydi. Şu ne, bir şey daha söyledin sen. Yok, bu eldiven, buraya koymuşlar da eldiven bu, dükkan için. Benim gelin ayakkabım var, onu gösterelim. Sonra da Türk kahvesi. Bu arada Emrah'ın dükkanında kameralar var, aslında biz görebiliyoruz evin bu tarafını ama galiba Emrah buradan şu açayım, evet, görmek istiyorsun. Evet. Şurayı görmek istiyor, evet, bizim buradan. Ya şimdi bak, buradan baktım, şimdi kameradan sadece bu tarafı görüyoruz. Hı-hı. Şimdi buradan da hem dükkanın sol tarafını hem sağ tarafını göreceksin, değil mi? Hı-hı. Hani biri gelirse oradan en azından direkt görür. Evet. Bir de bu da ışık yakıyor oradaki dükkandaki gibi. Hı-hı. Anladın mı? Hani bir yaşlık yaklaştığı zaman direkt ışık yakıyor. Her kamerayı yakacak, anladım. Kaydediyor ve direkt ona doğru böyle dönüyor kamera, anladın mı? Onu takip ediyor ondan sonra. Aa çok mantıklı. Şimdi birazdan kuracağım, bak görürsün zaten. Eğer seversek diğer tarafa da koyarız. Koyacağız yani. Ben bunu sadece demek için aldım zaten. Değil mi? Eğer iyiyse alacağım bir tane daha. Türkiye'yi dinlenelim, açalım mı? Açalım bir tane. Şey Emine Atar, bu arada sen de bende değil. Ha verdim, doğru. Doğru verdin. Ben hemen şimdi ayakkabılarımı da göstereyim. Ben arkaya geçiyorum, gelirsin. Tamam. Size ben hemen gelin ayakkabımı da göstereyim. Hatta şuradan bakayım nasıl duruyor. Emre annemle konuşuyor sanırım. Anneme gösteriyor. Evet, güzel oldu ya. Manzaramızı çok da kapatmalı yine. Yani yine yeşilliğimiz, her şeyimiz gözükmüş oluyor. Ben acaba şemsiye biraz büyük ya, kapatmış mı olduk manzaramızı dedim ama. Bakın bu salon manzaramız. Gayet güzel duruyor. Sadece işte şu yer kötü. Oraya çim halı yapacağız. Onu da artık Türkiye'den döndükten sonra yaparız. Hatta zaten bunu ben şimdi içeriye koyacağım. Sadece şu an göstermeli koyduk. O da anneme gösteriyor sanırım. Kimle konuşuyor bilmiyorum ama annemi gördüm sanki kamerada. Neyse. Size gelin ayakkabımı göstereyim. Bakın. Bunlar bugün geldi. Ben bunları 15 euroya aldım Shein'den. Shein diye bir site var. Daha önce nikah elbisemi de ve nikah ayakkabımı da oradan almıştım. Allah. Bunları da yine oradan söyledim. Sipariş ettim daha doğrusu. Söylediğim yorumlara. Bayağı çok güzel bir ayakkabı ve çok rahat. Evet şöyle. Şöyle inciler var. Bu bileğime gelmiş olacak. Arkasında şöyle minik bir kurdele ve topuna bakar mısınız? Bayağı rahat. Zaten ben nikah ayakkabımda da çok rahattım. Çok beğenmiştim. O yüzden yine gelin ayakkabımı da böyle istedim. Önü açık olsun istedim. Aslında diğerinin önü açık olmuş olsaydı diğerini giyerdim ama kapalı olduğu için çok uyumlu olmayacaktı gelinlikle. O yüzden böyle yapmak istedim. Bayağı da güzel ya. Çok sevdim şu anda gerçekten de şu incileri falan. Çok şık duruyor. Hemen şeyi de göstereyim size. Gelin çantamı. Bunu da yine aynı şekilde Shein'den söyledim. Bu da çok uygundu. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama... Evet. Bakın şöyle. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Zaten ben bunu arabada açtım. Yani bayağı bir beğendim. Emrah da çok beğendi. Şöyle büyüklüğünü de göstereyim. Bakın bayağı bir iyi büyüklüğü. Yani ben bunu biraz küçük müdür acaba diye düşündüm ama değil. Çok hoşuma gitti. Şöyle hemen çıt çıt. Çok güzel. Bir şey daha söylemişim. Ne söylemişim? Bunu yani daha güzelini söyledim. Yukarıda onu size birazdan gösteririm. Bu birazcık güzel gelmedi ya, bunu sevmedim. Öyle diyeyim yani, bunu normal günlük hayatta kullanırım. Neyse şimdi Emrah'a Türk kahvemizi hazırlayalım. Evet, Türk kahvemiz de hazır. Hemen Emrah'a vereyim. Bu arada ben size salonu göstermedim. Aslında şöyle ufaktan göstereyim salonumu. Zaten şu yemek masasının alanını gördünüz. Bakın burada bir de orkiden var. Bunlar ev hediyesi geldi. Hatta şurada da bir orkiden var. O da ev hediyesi geldi. Salonum aslında şu an bu şekilde. Şu an bu şekilde diyorum. Çünkü normalde böyle olmayacak. Bu koltuk buradan çıkacak. Oradaki berjer oradan çıkacak. Bu sehpa oradan çıkacak. Şu an burayı biz böyle idarelik yaptık. Sadece işte TV ünitem kalacak ve TV ünitem tabii ki toparlanacak. Şu kablolar oradan düzgün bir şekilde yerleşecek. Öyle bir hal alacak. Televizyonum kalacak. Vazom kalacak.
Ama burası değişecek. Hatta işte Emrah'la koltukta bakıyoruz şu anda. Bizim aslında şu koltuktan bir tane daha vardı. Gelecekti. Ama kahve yaptım. Ama ben şekerli içmiyorum. Hayır, daha şimdi yaptım. Tamam. Tamam. Neyse, ben size yine anlatayım salonu. Aslında benim her şey diğer eve göre alındığı için bu eve yani çok fazla bir şey uyduramadım. Yani bazı şeylerimi uyduramadım. Şu koltuktan bir tane daha vardı, geliyordu. Bu koltuğum bu arada inanılmaz rahat, inanılmaz güzel. Gerçekten de biz Emrah'la bu koltuğa bayılıyoruz. Ama sadece işte oturabiliyoruz, uzanıp böyle film izleyemiyoruz. İşte bundan bir tane daha vardı, onu buraya koyacaktık ama... Ben videoda şu kaliteri görmemiştim. Bu yoktu. Bu sonradan takılmış. Hatta bakın bayağı da bir eski takmış ev sahibi. Bu olmadı, yani olmadığını düşündüğüm için ikincisi burada rahat bir şekilde sığacaktı. Ama şimdi bu birazcık öne çıkıntılık yapıyor ya. Şurada da bakın TV ünitesi biraz büyük. O yüzden ve benim koltuklarım da birazcık kaba olduğu için güzel durmadı. Yani durmayacağını düşündüğümüz için onu iptal ettik. Buraya bir L koltuk alacağız. Tam şuradan başlayacak şöyle. Ama arkasını yine biz böyle bu şekilde güzel istiyoruz. Yani teli olsun istiyoruz. O yüzden yani tam böyle istediğimiz bir şey de bulamıyoruz açıkçası. Böyle bakıyoruz şu anda. Daha almadık. Muhtemelen Türkiye dönüşü alacağız. Şuradan başlayacak. Şöyle gidecek. Orada L'si olmayacak. L'si bu tarafa doğru olmuş olacak. Yine orada tekli bir berjer olacak ama bu berjer değil. Bu yukarı yatak odasına çıkacak. Bunu şu an idarelik koymuş oldum. Şu kalır mı bilmiyorum. Bu şu an güzel ama buranın başka bir sehpası var. O sehpayı getirmeyi düşünüyorum. Onun üzerine Türkiye'den bir şeyler alınacak. Ondan sonra getireceğim. Ve tabii ki şu kapı buradan çıkmış olacak. Bu kapıyı hiç istemiyorum. Orada da bir tane oda ve bir tane işte tuvalet banyo var. O da misafir için olan. Biz normalde orayı kullanmıyoruz. Üst kattaki tuvalet banyoyu kullanıyoruz. Böyle yani normalde aslında göstermek istemiyordum ama şu an bitmediği için gösteriyorum. Yani biz bu koltuğu falan buraya idarelik koymuş olduk. Buranın mobilyası değişmiş olacak. Sadece yemek masası falan kalacak. Ve işte daha önceki videolarımda anlatmıştım, bunlar değişecek. Neyse, şimdi Emrah'ın kahvesini verelim. Ben de kendime kapsül kahve yapacağım şimdi. Bu arada koltuğu L yapmasak bile salonun şöyle genel havasını göstereyim. Gayet şık duruyor, çok güzel duruyor ama... Dediğim gibi yani şu an filmi izlerken veya bir misafir geldiğinde şurada böyle tek bir üçlünün olması mantıklı olmuyor. O yüzden değiştirmeye karar verdik. Zaten bizim bu mutfağa gidecek. Mutfak alanında boşluk var. Ama kıyamıyoruz da, koltuğumuz çok güzel. Arkasının şu duruşu inanılmaz güzel yani. Çok hoşumuza gidiyor. Buna benzer bulmaya çalışıyoruz bakalım. Ya da bilmiyorum ya, sığdırabilir miyim? Sipariş gelse olsa mı? Yani bir denesek mi diyorum ama sonrasında işte iade süreci biraz sıkıntılı burada. Onu da yapmak istemiyorum. Ama şöyle salon girişimiz yani genel havası gerçekten de çok güzel. Şu an seviyorum ya evimi, baya baya alıştım gerçekten de ben buraya. Yani artık buraya evim diyebiliyorum, çok hoşuma gidiyor. Aldığım bütün mobilyaları beğeniyorum. İşte güzel bir şekilde her şeyi hazırlıyorum. Şunu çok sevdim, çok mantıklı oldu benim için burada bardakların olması. Sadece işte şuraları falan düzenlersem daha iyi olacak. Artık birçok şey Türkiye'den sonraya kaldı. 2 gün sonra yola çıkacağız. Bir de avize almam lazım buraya. Bakın bizde ne var biliyor musunuz? Bir eşya aldığımız zaman böyle 10 defa bakıyoruz. Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu değil mi diye. Değil mi? Vallahi kuzum, burada güzel olan tek şey o da sensin, tamam mı? Abi bayağı güzel oldu ama. Yani 150 euroya çok güzel bir şey aldık gerçekten. Sadece keşke şu bak ayağını vermeyi unutmuş ya bize. Nasıl bak şu an birazcık şemsiye yamuk duruyor, fark ettin mi? Onu arayacağım ya. Biraz... Evet, o ayağını vermiş olsaydı daha güzel gözükecek. Biliyorsun, gel ben. Hep ben şöyle bir ifadeni alayım, gel. Evet. Gel. Evet, ben senin bir ifadeni alayım da. Al şunu. Neyse, bizim artık oyun vaktimiz. Emrah'la belli bir saatten sonra oyun oynuyoruz. Çünkü yapacak bir şey bulamıyoruz. Burada hava çok geç karardığı için, değil mi? Saat kaç şu an? Kaç? Şu an saat 11. 11 ve havaya bakın. Hava böyle. Yani saat 11'de nasıl acaba Fransızlar yatağa girip uyuyor, ben anlamıyorum. Böyle bir havada. Yaz öyle oluyor mu burada ya? Değil mi? Kötü evet. O yönden. O yüzden biz çok geç saatte yemek yiyip çok geç saatte hareket ediyoruz ve yemekten sonra ya da bir şeyler yaptıktan sonra da böyle oyun oynuyoruz. Ya da film izliyoruz ama izleyecek film de kalmadı herhalde artık Netflix'te. Yani hiçbir şey ya kalmadı. Film izlemiyoruz ki şimdi. Film izlemek istediğimiz zaman yarım saat film arıyoruz.
Evet, ondan sonra kapatıyoruz. Ne izliyoruz? Kurtlar Vadisi, evet. Edo. Cennet Mahallesi falan. Cennet Mahallesi. Emrah Yaprak Dökümünü açmamı istemiyor. Ondan çok rahatsız oluyor. Sen hangi oynamak istiyorsun? Dövüş. Bu mu? Dün oynadığımız vardı ya. Al. Ama Emrah, şu evde en çok ne gözüme batıyor biliyor musun? Şu. Hayır, şu kablolar ya. Bunlar çok kötü duruyor şu an. Bir de bakın şuraya bir çiçek alacağız. Aslında beğendik. Kaktüs beğendik. Olur. Ama alamadık. Niye? Sen onu almamak çıktı. Biz onu almaya karar vermiştik değil mi? Niye böyle oldu ya? Şu kabloları Emrah düzeltmesi lazım. Bu bayağı göze batıyor. Şu an beni aşırı rahatsız ediyor. Gel bana baksana. Oynadık. Aslında ilk tur ben kazanıyordum. Sonrasında Emrah kazanmaya başlayınca sıkıldım ve tekrardan bahçeye çıktık. Ve Emrah şu ışığı halletti. Banyodaki ışığı koydu. Çok güzel oldu Emrah. Ben çok beğendim ya banyodaki aslında ışığı. Aslında düşündüm biliyor musun? Beyaz mı koysak, sarı mı koysak ama sanki sarı daha az göz ağlar diye düşünüyorum ya. Sence. Evet. Evet. Yormuyor sarı. Evet. Bahçede hem iyi bak, oluyor. Şimdi bu lambalar açık olduğu zaman da güzel aydınlık oldu şu an. Evet. Bayağı aydınlık. Yeterince yani yeter. Uzaktan sadece bak çekeyim. Şu an karanlık ya. İşte dediğim gibi ağaca o şeyleri koyduğumuz zaman çok güzel duracak. Evet, daha güzel olacak. Aslında yol karanlık değil. Şurası bizim ana yol ama şurada şey çam ağacı mı oluyor bunlar? Çam ağaçlarından dolayı yolu kapatıyor. Aslında iyi de oluyor bir yandan. Evi de göstermemiş oluyoruz ama. Yoldan geçen arabalar bile aslında çok aydınlatabiliyor değil mi? Evet. Bu arada en güzel şey ne oldu aşkım? Sence ne oldu? Senin burada sigara içebiliyor olman oldu. Artık Emrah evin içinde sigara içmek yasak. Ben sigara kullanmıyorum. Bir de biz çok fazla cam açmıyoruz aslında. Biraz böcek olayından ben hala tırstığım için. Şu an Emrah... Ama artık alıştın ya. Evet alıştım. Emrah'ın yeri burası artık stabil. Artık değil mi? Bir daha seninle görüşmeyeceğiz. Ben artık evet, burada oturacağım. Akşamları sana. Artık Emrah burada. Küllüğü, sigarası ve oyunu telefonuyla birlikte burada oturur artık. Biz tekrardan içeriye geçtik. Biraz da içeride oturalım dedik. Bu arada Emrah kamerayı kurdu. Onu gösteriyor baksana. Şimdi. Aa bayağı iyi. Şu an sen kendini çevirebiliyorsun değil mi? Her ya birini olarak. Gördüğü zaman da otomatik olarak çeviriyor. Bak zoomlayabiliyorsun da. Bir de ses de geliyor. Bak bir de güzelliğine biliyor musun? Bir de güneş enerjisi bakıyorsun. Bir de şu an dışarıda öyle bir şey çalıyor mu? Evet çalıyor. Ben niye dışarıdan ses duymadım? Oradan geliyor. Oradan geliyor ses. Allah Allah. Bak çok iyi değil mi? Bir de şimdi biri geçtiği zaman hı hı. Ona odaklanıp insan olup olmadığını şey yapıyor. Bak bir de şey veriyor gördün mü? Işık veriyor. Hmm. İnsan olup olmadığını odaklıyor. O insan olursa onu takip ediyor. Hmm. Bak dört bir yana dönebiliyorsun bak şimdi. Biz, bu da bizim diğer taraf. Gördün mü? Evet. Yani şurayı da görüyorsun aslında. Evet. Diğer tarafı da görüyorsun. Bayağı iyiymiş. Ben ne kadar aldın bundan? 80 euro. De bu güneş paneli. Bu bir tane dükkanı alacağım ben bundan. Çok mantıklı çünkü. Yani dükkandaki kamerayı ne yapacaksın? O da duracak. Ekstra koyacağım bir tane. Güzelmiş. Çünkü diğer, diğeriyle çeviremiyorum. Sabit duruyor. Bir de ses yok. Bunda ses de var. Evet ses olması iyiymiş gerçekten. 80 euro iyi değil mi Emrah kamerayı? Tabii ki çok iyi. Ama şey almam lazım bir de. Ne? Mikro SD. O ne demek? Şey bir tanem. Ha bak şu an ışığı yaktı. Gördün mü? Aa bayağı yakıyor, aydınlık veriyor. Baksana. Evet. Bak, şimdi kapatıyorum ışığı. Çok iyi. Kapatmadın ama. Bir dakika şöyle yapalım. Yok belli oluyor baksana. Farka bak. Evet. Sonradan şey yapıyor çünkü hemen düşmüyor. Evet bak. İyi. Yo iyi. Çok iyi değil mi? Çok iyiymiş gerçekten. Zaten şu an şeyler de yanıyor. Sensörler yanıyor. Eşek gördüğü içinde. Evet. İyiymiş. Bir tane de dükkana söyleyeyim kuzmem bundan. Söyle. İçeriye yapabilirsin belki. Dükkanın içine mi? Hı-hı. Yok güneş paneli ya. Ha doğru pardon. İçeri ayrı koyacağım zaten. Evet.
Evet, artık bu videomu burada kapatacağım. Bir sonraki videom yine böyle alışverişle başlayacağız. Sıla yolu hazırlık videosu olmuş olacak. Markete giderim, işte su alırım, içecek alırım, meyve alırım. Çünkü yol boyu böyle atıştırmalıklar olsun istiyorum. O da meyve de güzel bir atıştırmalık olur bizim için. Bulabilirsem işte böyle kuru yemiş tarzı bir şeyler alırım. Falan filan öyle düşünüyorum. Bu sıla yolu hazırlığımda kek, börek, çörek, sarma, dolma bunlar olmayacak. Çünkü benim evimde şu an un, bulgur, şeker bunlar yok. Zaten bunları koyabileceğim bir kavanozum da yok. Bir de 2 hafta Türkiye'de kalacağız. Aldığım ürünlerin hepsi yarım kalmış olacak ve hepsine işte bant geçmek zorunda kalacağım. O yüzden almamayı tercih ettim. Türkiye'den döndükten sonra güzel büyük bir market alışverişi yapacağım. İşte pirinçti, bulgurdu, undu, şekerdi. Bunların hepsini o zaman almayı düşünüyorum. Şimdiden böyle saçma sapan bir alışveriş yapıp işte onlar da şu an ziyan olsun istemiyorum biz Türkiye'ye gittiğimizde. Öyle. Yani yol boyu zaten biz hep devamlı dururuz. Bir yerlerde yemek yeriz. Bir de işte arabanın içinde de atıştırmalık böyle bir şeyler olsun diye onları da marketten almayı düşünüyorum. Bir sonraki videom yani sıla yolu hazırlık videosu olmuş olacak. Öyle. Artık bu videomu burada kapatıyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve özellikle beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.